Evet arkadaşlar, durgun elektrik, elektrostatik ki burada elektriksel kuvvetten yani Coulomb kuvvetinden bahsedeceğiz. Evet, daha önce aynı işaretli yükle yüklü cisimlerin birbirlerini ittiğini, zıt işaretli yükle yüklü cisimlerin birbirlerini çektiğini öğrenmiştik. Yüklü cisimler arasındaki itme ya da çekme kuvvetinin büyüklüğünü Fransız fizikçi Charles Coulomb ölçmüştür. Coulomb kendi buluşu olan burulma terazisi adı verilen düzenekten yararlanmıştır. Şekilde de burulma terazisini görüyorsunuz. Burulma terazisinde iki ucunda yüklü küre bulunan ince bir çubuk ortasına fiber iple tavana asılır. Çubuğun ucundaki yüklü küreye yüklü başka bir küre yaklaştırına itme ya da çekme kuvveti sayesinde çubuk yavaşça döner. Kürelerin üzerindeki yük miktarına bağlı olarak fiberdeki burulma miktarı belirlenir. Coulomb bu deneyinde itme ya da çekme kuvvetinin yük miktarına ve yükler arasındaki uzaklığa bağlı olduğunu bulmuştur. Coulomb kuvveti herhangi iki yük birbirini yüklerin çarpımı ile doğru orantılı aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılı olarak iter ya da çeker. Evet, burada pozitif, burada da negatif yüklü iki tane yük Q1 ve Q2 yükü zıt işaretli oldukları için birbirini çekerler. Dolayısıyla ikisi arasında oluşan kuvvetler bu şekilde gösterilir. Birbirini çektikleri için bu yönde gösterirler. Aynı işaretli yükler ise artı artı veya eksi eksi de olabilir. Birbirine itme kuvveti uygularlar. Dolayısıyla bu kuvvetler de bu şekilde gösterilir. Şimdi itme ya da çekme kuvvetleri yükleri birleştiren doğru boyunca olur. Şu doğrultu üzerinde olur. Başka bir doğrultu üzerinde olamazlar. Bu kuvvetler birbirlerine eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür. Bu nedenle F1 kuvveti eksi F2 kuvveti şeklinde ifade edilir. Bu vektörel gösterimdir. Skaler gösterimde de şu şekilde olur. F1 eşittir F2. Yani büyüklük olarak birbirine eşit ama vektörel olarak birbirine zıttırlar. Bu kuvvetler etki tepki kuvvet çiftidirler. Evet, elektrostatik kuvvet ve Coulomb kuvveti etki tepki kuvvet çiftidir diyebiliriz. Kuvvetlerin her birinin büyüklüğü F olmak üzere Coulomb kanunun matematiksel modeli şu şekildedir. F eşittir K çarpı yüklerin çarpımı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki mesafenin karesi. Burada F Coulomb kuvvetiydi. Kuvvetin birimi Newton. K Coulomb sabitti. Değeri 9 çarpı 10 üzeri 9. Newton metre kare bölü Coulomb kare. Q1 ve Q2 yük miktarları Coulomb. Yükün birimi Coulomb'dur. D yükler arasındaki uzaklık birimi de metre alınır. Şimdi örnek 1'e bakalım. Demiş ki aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. Yük miktarlarından herhangi biri artırılırsa elektriksel kuvvet nokta nokta demiş. Şimdi yüklerden herhangi biri artırılırsa kuvvet yüklerin çarpımıyla doğru orantılı olduğu için o zaman herhangi biri artırılırsa elektriksel kuvvet artar. Yükler arasındaki uzaklık artırılırsa elektriksel kuvvet uzaklığın karesi oranında azalır. Çünkü kuvvet aradaki yükler arasındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. O zaman uzaklık artırılırsa kuvvet uzaklığın karesi oranında azalır. Yükler arasındaki uzaklık azaltılırsa elektriksel kuvvet uzaklığın karesi oranında artacaktır. Örnek 2'ye bakalım.
Q1 ve Q2 yükleri aralarındaki uzaklık D kadar olacak şekilde yerleştiklerinde birbirlerine F büyüklüğündeki kuvvet uygulanır. O zaman bunu şöyle gösterelim. Şimdi Q1 ve Q2 yükleri aralarında D uzaklık olacak şekilde yerleştiğinde aradaki kuvvet F olsun. Şimdi F eşittir K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü buradaki mesafe D, D'nin karesi. Demek ki kuvvet ifadesi bu şekilde olur. Peki bizden ne istiyor? Demiş ki Q1 yükü 2 katına, Q2 yükü de 3 katına çıkarılırsa aralarındaki uzaklık değiştirilmezse kuvvet ne olur demiş. Şimdi bu kuvvete F üssü diyelim. K çarpı Q1 2 katına 2 tane Q1, Q2'de 3 katına 3 tane Q2 bölü aradaki mesafe D kare. Şimdi bunu düzenlersem 2 çarpı 3 6, 6 çarpı K Q1 çarpı Q2 bölü aradaki mesafenin karesi. Şimdi K Q1 çarpı Q2 bölü D kare ifadesi şurada F olarak bize verilmiş. O zaman bunun yerine F yazarsam F üssü eşittir 6F olur. Dolayısıyla burası da 6F olur diyeceğiz. Peki B ne diyor? Q1 ve Q2 değiştirilmeden aralıktaki uzaklık 2 katına çıkarılırsa, yani şu şekilde F üssü diyelim yine buna. F üssü eşittir K çarpı yükler değiştirilmeyecek Q1 çarpı Q2 bölü aradaki uzaklık 2 katına D'ydi ilk önce. 2D yapacağım. 2D'nin karesi eşittir. Düzenlersem K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü 2D'nin karesi 4D kare olur. Şöyle 1 bölü 4 K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare. Şu ifade F'de. O zaman buraya yazarsam F üssü eşittir F bölü 4 olacaktır. Dolayısıyla B'de F bölü 4 olacaktır. C demiş ki Q1 ve Q2 değiştirilmeden arındaki uzaklık yarıya düşürülürse F üssü diyelim buna yine. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü uzaklık yarıya düşürse D'ydi. D bölü 2 yapacağım. D bölü 2'nin karesi. Düzenleme yapacağım. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare bölü 4. Buradan da düzenlersem 4 çarpı K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare. Şurası F'di. O zaman F üssü de buradan 4F olur. O zaman C şıkkı da 4F olur. Peki D şıkkı var. Q1 ve Q2 yükü değiştirilmeden aralarındaki uzaklık ne yapılırsa kuvvet F bölü 9 olur. Peki ona bakalım. Şu şekilde şimdi F bölü 9 olsun. Kuvvet F bölü 9 olacak. Eşit olmalı. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü X olsun. X'in karesi. X kareyi D cinsinden ifade edeceğiz. Şimdi F'in yerine ben K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare yazabilirim. Peki yazarsam K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü düzenlersem 9D kare olur. Bu da eşittir. K çarpı çarpı Q2 bölü X kare. O zaman şurada K'lar sadeleşir. Q1, Q2'ler sadeleşir. Ve burası X kare eşittir. 9D kare olur. Her iki tarafı kök içine alıp çıkarsam X eşittir. 3D olur. Demek ki ben yükler arasındaki mesafe 3 katına çıkarırsam kuvvet 1 bölü 9'una iner.
O zaman buraya 3 de yazacağım. YGS 2014 sorusuna bakalım. Yükleri artı Q, eksi Q, eksi Q olan eşit ağırlıklı kalem küreleri ağırlığı önemsenmeyen yalıtkan iplerle birbirinden yeterince uzakta tavana asılıyor. Yalıtkan saplı ve yükleri artı Q, eksi 2 Q, artı Q olan iletken küreler KLM kürelerinin altına şekildeki gibi konuluyor. Şimdi yalıtkan saplar bükülmediklerine göre iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyükleri TKT ile TM arasındaki ilişki nedir? Şimdi burada yükler aynı. Yük işaretleri aynı. Burada da aynı işaretli. Burada da zıt işaretli. Şimdi zıt işaretliler birbirlerini çekerler. Dolayısıyla elektriksel kuvvet bu şekilde olur. Peki TM hem şu kürenin ağırlığını taşır hem de şu elektriksel alanın toplamına eşittir. O zaman burada TM en büyük değerini alır. TM en büyük değerini. TM en büyüktür. Birbirlerini çektikleri için. Şurada ise yükler aynı ama yük miktarları burada eşit. Ama burada yük miktarları daha büyük olduğu için burada daha büyük bir kuvvet olacaktır. Şu şekilde. O zaman T ile şu yükün ağırlığından F elektriksel kuvvetin yükünü elektriksel kuvvetini çıkarsam. Yani şu şekilde. TM şöyleyken kürenin ağırlığına G dersem elektriksel kuvvet ama burada ise TL eşittir G eksi F L diyelim şuraya. Burada F M diyelim. O zaman TM TL'den büyük olacaktır. En büyük TM en küçük bu. Burada zaten şurada yük miktarı daha büyük olduğu için buradaki elektriksel kuvvet buradaki elektriksel kuvvetten daha büyük olur. O zaman K da ortanca olur. Demek ki TM büyüktür. TK o da büyüktür. TL olacaktır. Cevap Diyarbakır olacaktır. Evet, şekil 1, 2, 3'teki sabitlenmiş artı Q, artı 2 Q, artı Q yüklü KLM cisimleri, artı yüklü X, Y, Z cisimlerine sırasıyla Fx, Fy, Z kuvvetleri uygulanıyor. Buna göre bu kuvvetler arasındaki ilişki nedir? Şimdi hemen şurada yazalım. Şuraya Fx diyelim. Burada oluşan kuvvete Fx diyelim. Pozitif, pozitif. O zaman K çarpı Q çarpı Q bölü aradaki mesafe D kare. Buradaki kuvvete Fy kuvveti diyelim. Fy eşittir. K çarpı 2Q çarpı Q. 2Q çarpı Q bölü aradaki mesafe D kare. Şimdi şuraya baktığımız zaman K Q kare bölü D kare. Burada ise 2 çarpı K Q kare bölü D kare. Demek ki Fy Fx'den büyüktür. Peki. Buradaki kuvvete bakalım. Fz eşittir K çarpı yükler Q çarpı Q bölü 2D'nin karesi 4D kare olacaktır. O zaman baktığımız zaman Y'nin X'den X'in de Z'den daha büyük olduğu gözükecektir. Y büyüktür. X. X de Z'den büyüktür. Cevap Diyarbakır olacaktır. Demiş ki Q1, Q ve Q2 yüklü X, Y, Z noktasal cisimleri D2D aralıklarla şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Y cismini etki eden bileşke elektriksel kuvvet 0 olduğuna göre Q1 bölü Q2. X'in Y'ye uyguladığı kuvvet ve Z'nin Y'ye uyguladığı kuvvet birbirine eşittir. Her üçü de pozitif olduğuna göre X, Y'yi itecektir. Buna X kuvveti diyelim. Z Y'yi itecektir. Buna da F Z kuvveti diyelim. O zaman Y dengede olduğuna göre
her ikisinin bileşkesi sıfırdır. Dolayısıyla birbirine eşittir. O zaman yazalım. Fx eşittir Fz. Şimdi x ile y arasındaki kuvveti yazarsam k çarpı x'in yükü q1, y'nin yükü q, aradaki mesafe d kare eşittir. Yz arasındaki kuvvete bakalım. K çarpı z'nin q2 yükü, y'nin de q, aradaki mesafe 2d. 2d'nin karesini alsam 4d kare olur. Şimdi buradan k'lar gider. D kareler gider. Q'lar gider. Şöyle Q1 eşittir Q2 bölü 4 olur. Q2'yi Q1'in altına atarsam Q1 bölü Q2 eşittir 1 bölü 4 olur. Cevap dediğimde olacaktır. ÖSS 2015 sorusu. Şekil 1'de iletken KL kürelinin yarıçapları sırasıyla 2R, R elektrik yüklerinin büyükleri de Q'dur. K'nın da Q'nin de Q'dur. Küreler şekil 1'deki konumda tutulurken L'ye uygulanan elektriksel kuvvet F1'dir. O zaman F1'i bir yazalım. Şurada bir F1'i yazalım. Şuradan yazalım. F1 K çarpı yükler Q çarpı Q bölü aradaki mesafede olduğu için D kare. F1 ifadesi K çarpı Q kare bölü D karedir. Peki soru bizden ne istiyor? Devam edelim. Küreler birbirine dokundurulduktan sonra şekil 2'deki konuma getirildiğinde ise L'ye uygulanan elektriksel kuvvet F2 oluyor. Buna göre F1 bölü F2 istiyor. Şimdi küreler birbirine dokundurulunca bunların yüklerini bulmamız lazım. Dokunmadan sonraki K'nın da L'nin de yükünü bulmamız lazım. Toplam yük Q toplam 2Q olduğu için QQ 2Q. Peki toplam yarıçap 2R K'nın R'de L'nin 3R olur. Peki K'nın dokunmadan sonraki yükü QK üssü dedim. Toplam yük 2Q, toplam yarıçap 3R, R'nin 2R olduğu için yarıçapı 2R'ler gider. 2 çarpı 2, 4 bölü 3, 4Q bölü 3 olur yükü K'nın. Peki L'nin QL üssü eşittir. Toplam 2Q yük, toplam yarıçap 3R, L'nin de yarıçapı R olduğu için R'ler gider ve 2Q bölü 3 olur. Peki F2 kuvvetini yazalım şimdi. F2 kuvveti K çarpı K'nin yükü burada 4Q bölü 3, L'nin de 2Q bölü 3 bölü aradaki mesafe yine de D kare yazacağım. Burayı düzenlersem şimdi 4 çarpı 2 8, 3 çarpı 3 9, bunu başa alabilirim. Şöyle 8 bölü 9 yazarsam K çarpı Q kare bölü D kare olur. Peki. Burada şöyle göstersem F1 K Q kare bölü D kareydi. Burada K Q kare bölü D kare de F1'di. O zaman şu ifadenin yerine ben F1'i yazabilirim veya şu şekilde de yazabilirim. F1 K çarpı Q kare bölü D kare. F2 de K pardon 8 bölü 9 çarpı K çarpı Q kare bölü D kareydi. Benden bunları oranlamamı istersem şu ifadelerin hepsi gider. 1 bölü 8 bölü 9 bunu da birinci kesire aynen ikincisi ters çevirip çarparsam 9 bölü 8 olacaktır. Dolayısıyla cevap C olacaktır. Peki soruya bakalım. Sürtünmesiz yalıtkan zeminde şekildeki gibi tutulan yüklü KLM cisimlerinden
L cismi serbest bırakıldığında dengede kalıyor. Demek ki L cismin üzerindeki net kuvvet sıfırdır ve dengede kalıyor. Buna göre demiş ki işlemlerden hangileri tek başına yapılıp L cismi serbest bırakında yine dengede kalır demiş. Peki. K cisminin yük miktarını artırmak. Şimdi K cisminin yük miktarını artırırsam K ile L arasında daha büyük bir kuvvet oluşur. Dolayısıyla L'nin üzerindeki net kuvvet sıfırdan farklı olur. Dolayısıyla L dengede kalmaz. O zaman bir yanlış. L cisminin yük miktarını artırmak. Peki L cisminin yük miktarını artırırsam hem K ile L hem de L ile M arasındaki kuvvet değişmez. Dolayısıyla L cisminin yük miktarını artırırsam yine dengede kalacaktır L. Peki L cisminin yük işaretini değiştirirsem diyelim ki burası pozitif, burası pozitif, burası da pozitif olsun. K L'yi itecek bu yönde, M de bu yönde itecektir, dengededir. Peki ben bunu eksi yaparsam K bu sefer L'yi aynı kuvvetle çekecek, M de yine L'yi bu yönde aynı kuvvetle çekecektir. Dolayısıyla yine L üzerindeki kuvvet aynı olacaktır. Sıfır olacaktır. Dolayısıyla yine dengede olacaktır. Demek ki cevap 2, 3 doğru ve Edirne. Artı Q1 ve artı Q2 yüklü noktasal cisimler aynı düzlemdedir. Herhangi bir yük 1, 2, 3 bölgelerin hangilerinde kesikli çizgiler üzerinde konulup serbest bırakıldığında hareketsiz kalabilir. Şimdi herhangi bir yük dediği için ben eksiği de koysam, artıyı da koysam olduğu yerde dengede kalması için 1, 2, 3 bölgelerinde hangisine koysam olur. Şimdi ben artı yüklü bir cismi şuraya koysam, yani birinci bölgeye koysam, artı Q1 yüklü cisim onu itecektir. Artı Q2 cisim de onu itecektir. Dolayısıyla cisim üzerinde net bir kuvvet vardır ve bu yönde hareket edecektir. Dolayısıyla birinci bölgede olmaz. Peki, ikinci bölgeye koysam artı yüklü bir cismi. Peki, Q1 onu itecek, Q2 de onu itecektir. Dolayısıyla cisim üzerinde İkinci bölgede net kuvvet sıfır olabilir. Eğer net kuvvet sıfır olabilirse dengede kalabilir. Demek ki ikinci bölge olabilir. Peki üçüncü bölgeye koysam artı Q2 onu itecektir. Artı Q1 yükü de onu itecektir. Dolayısıyla cisim üzerinde şu yönde net bir kuvvet oluşur. Dolayısıyla cisim ok yönünde hareket ederdi. Dolayısıyla üçüncü bölgede de cisim dengede kalmaz. Bunu eksi yükle de yapabilirsiniz. Sonuç değişmez. Dolayısıyla cevap yalnız ikinci bölgede olacaktır. Demiş ki yüklü K ve L küresel cisimleri şekildeki gibi yalıtkan iplerle tavana asılmıştır. K cismi tavana bağlayan ipteki gerilme kuvveti niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Şimdi K ve L küresel cisimleri yüklüdürler. Peki bunlar hangi yüklüdürler? Artı mı, eksi mi veya biri artı biri eksi mi? Bunun hiç önemi yoktur. Şu şekilde biri artı biri eksi olsun. K artı olsun, bu da eksi olsun. Şimdi K ve L zıt yüklü işaretli oldukları için elektriksel kuvvetleri şu şekilde birbirlerine doğru olacaktır. Buna F elektriksel kuvvet diyelim. Şimdi sadece K cismi üzerindeki kuvvetlere bakalım. Sadece K cismi üzerindeki kuvvetlere bakalım. K pozitif yüklüydü. Yukarıya doğru T var. Aşağı doğru K'nın ağırlığı var. Bir de elektriksel kuvvet vardı. O zaman T eşittir G artı FK olur. Şimdi bu kalsın. Peki sadece L cismi üzerindeki kuvvetlere bakalım. Onu da şu şekilde yazalım.
L cismi. Bu da eksi yüklü. Aşağı doğru L'nin ağırlığı var. Yukarı doğru her iki küre arasındaki ipe gerilmesi var. Buna T üssü diyelim. Pardon, şurada bir de T üssü vardır. Bak onu unuttuk. Artı T üssü. Şöyle yeniden bir düzenlersem. T eşittir GK artı F elektriksel artı T üssü. İp gerilmesi. T üssü iki küre arasındaki gerilme kuvveti. İp gerilme kuvveti. Yukarıya doğru elektriksel kuvvet vardı. Şimdi L'nin üzerindeki kuvvetler ise yukarıya doğru T üssü artı elektriksel kuvvet eşittir GL. Bu şekilde. Peki buradan T üssünü yazarsam, T üssünü düzenlersem, F'yi öbür tarafa atarsam GL eksi F elektriksel olur. Peki bu T üssünü gelip şu denklemde yerine yazarsam T eşittir GK artı F elektriksel artı GL eksi F elektriksel kuvvet artı eksi. Dolayısıyla ikisi birbirini yok eder ve T üssü eşittir GK artı GL olacaktır. T ip gerilmesi, yani her iki küreyi bir tavana asan ipteki gerilme kuvveti her iki kürenin sadece ağırlığına eşit çıktı. Şimdi soruya bir dönelim. Evet. K cismini tavana bağlayan teyp gerilmesi sadece cisimlerin ağırlığına eşit olduğunu gördük. GK artı GL. Peki. Bu T neye bağlıydı? Sadece cisimlerin ağırlığına. Cisimlerin yük miktarına bağlı mıydı? Hayır, bağlı değildi. Cisimlerin ağırlığına bağlıydı. Evet, her iki cismin toplam ağırlığına bağlıydı. Cisimlerin yük işaretine de bağlı değildir. Burada ben artı ve eksi yükler için yaptım. Siz aynı yükler için de yapabilirsiniz. İkisini pozitif seçebilirsiniz. İkisini de negatif seçersiniz. Sonuç değişmez. Bu tür sorularda T ip gerilmesi, yani her iki küreyi de tavana asan ipteki gerilme kuvveti her zaman kürelerin ağırlıklarının toplamına eşittir. Başka da hiçbir şeye bağlı değildir. Buna çok iyi dikkat ediniz. Aradaki ip ise yük miktarına ve yük işaretine bağlıdır. Yani elektriksel kuvvete de bağlıdır. Buna da dikkat ediniz. Peki burada bir soru var. Ona bakalım. Şimdi iplerle şekildeki gibi tavana asılan Q1 ve Q2 yüklü M1 ve M2 kütleli cisimler dengedeyken iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyükleri T1 ve T2 oluyor. Buna göre demiş ki yarılardan hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi demiş ki yüklerin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvetler aynı büyüklüktedir. Evet, iki yük arasında oluşan elektriksel kuvvet her zaman birbirine eşittir. Yük miktarları ne olursa olsun, yük işaretleri ne olursa olsun, iki yüklü cisim arasındaki elektriksel kuvvet her zaman birbirine eşittir. Birinci öncül doğrudur. Peki, şimdi T1 ve T2'ye bakabilmemiz için şöyle, şu ipin uzantısını alsam, şu şekilde. Şimdi şuraya doğru bir elektriksel kuvvet vardır. Ve aşağı doğru da kürenin ağırlığı vardır. Bu da M1G. Peki şu açı alfa ise şu açı da alfadır. Peki şu F elektriksel kuvvet vektöreldir. Şuraya getirebilirim ve burada bir tane dik üçgen oluştu. Açının karşısındaki dik kenar elektriksel kuvvet, komşu dik kenar ise M1G, yani kürenin ağırlığı. Peki burada tanjant alfayı yazarsam, tanjant alfa eşittir. Karşı dik kenar, komşu dik kenara oran F elektriksel bölüm M1G, yani kürenin ağırlığı. Şimdi ikinci cisim için de aynı ifadeyi yazarsam, o zaman orada da tanjant 2 alfa, açı 2 alfa eşit olmalı
Elektriksel kuvvet bölü m2g, yani ikinci kürenin ağırlığına. Burada da şu şekilde bir elektriksel kuvvet vardır. İki elektriksel kuvvet kesinlikle birleştir. Aşağı doğru m2g vardı ve şu açıda 2 alfaydı aynı yönde. Şimdi burada içler dışlar çarpımı yaparsam m1 çarpı g çarpı tanjant alfa f elektriksel. Burada da yapsam m2 çarpı g çarpı tanjant 2 alfa eşittir f elektriksel. F elektriksel, F elektriksel. O zaman şu ifadeler de birbirine eşit olmak zorunda. Peki eşitleyelim ve buradan karşımıza ne çıkar ona bir bakalım. Şimdi M1 çarpı G çarpı tanjant alfa eşittir M2 çarpı G çarpı tanjant 2 alfa. Şimdi burada küçük g'ler sadeleşir ve gördüğünüz gibi kütle açıyla ters orantılı. Yani açı artarsa kütle azalır. Açı azalırsa da kütle artar. O zaman burada tanjant 2 alfa tanjant alfadan büyüktür. O zaman m1g m2g'den daha büyüktür. M1 büyüktür, m2'dir diyebiliriz. Peki öncüllere dönelim. Bakalım öncüler bizden ne istiyor. Şimdi demiş ki T1 T2'den büyüktür. Ona da bakalım. Şimdi M1 M2'den büyük çıkmıştı. M1 M2'den büyük. Elektriksel kuvvetler eşit. Şimdi şu şekilde. Şimdi M1G M2G'den büyüktü. Elektriksel kuvvetler eşitti. Peki T ip T1 ipi elektriksel kuvvetle M1G'nin Pisagor'u onu bize hani veriyordu. Burada da elektriksel kuvvetle M2G'nin Pisagor'unu alsam T2'yi bana verir. Elektriksel kuvvetler eşit ama M1 M2'den büyük olduğu için T1 de T2'den büyük olacaktır. Dolayısıyla 2 de doğru. M1'in M2'den büyük olduğunu zaten söylemiştik. Ama Q1 Q2'den büyük olduğunu için kesin bir şey söyleyemem. Büyük de olabilir, küçük de olabilir, eşit de olabilir. Dolayısıyla dördüncü öncül yanlış. Cevap 1, 2, 3 olacaktır. ÖSS 2014 2004 sorusu. O noktasına ipek ipliklerle asılı ve elektrik yüklü kalem ekürelerin denge konumu şekildeki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi değişirse KOM açısı değişmez. KOM açısı yani şu açı değişmez diyor. Küreler arasında kütle çekim kuvveti önemsizdir. Şimdi K'nın elektrik yükünü değiştirirsem, K'nın elektrik yükünü değiştirirsem K ile L arasında oluşan elektriksel kuvvet değişir. Dolayısıyla KOM açısı değişir. K ile M arasındaki elektriksel kuvvet de değişir. Dolayısıyla sonuç olarak KOM açısı değişir. L'nin elektrik yükünü değiştirirsem L ile K veya L ile M arasındaki elektriksel kuvvet değişir. Bu da açının değişmesine sebep olacaktır. K'nın kütlesini değiştirirsem K daha ağır olduğu için biraz daha kapanır. Şu şekilde alır. Aradaki mesafe azaldığı için birbirine etki edecek elektriksel kuvvet değişir. Dolayısıyla açı değişecektir. L'nin kütlesini değiştirirsem şu şekilde daha büyük bir ağırlık olur. Ama her ikisi konumunu değiştirmeyeceği için L ile M veya L ile K arasında oluşan elektriksel kuvveti etki etmeyeceği için L'nin kütlesini değiştirirsem KOM açısı değişmez. M'nin kütlesini değiştirirsem yine kütle biraz daha ağır olduğu için biraz kapanacaktır. Bu da yine aralardaki elektriksel kuvveti değiştirecektir. Dolayısıyla açıyı da değiştirecektir. Cevap D olacaktır. Burada bir dikkat demiş. Birbirini iten ya da çeken yüklü cisimler arasına cam, tahta, plastik gibi yalıtkan bir cisim konulursa birbirine uyguladıkları elektriksel kuvvet zayıflar. Şu şekilde artı yüklü yükler iple birbirine asılmış ve aralarına bir tane tahta, yalıtkan bir cisim konulduğunda
aralarındaki elektriksel kuvvet azalır. Dolayısıyla aradaki açı da azalacaktır. Demiş şekil 1'de kiplerin düşeli yaptığı alfa açısı cismler arasında tahta konumunda küçülerek beta olur. Burada alfa beta'dan büyüktür. Kulomb kanunda K eşittir 9 çarpı 10 üzeri 9 Newton metre kare bölü C kare değeri hava ya da boşluk olması durumunda geçerlidir. Ortam özeli değişine K sabiti de değişir demiş. Bunu da bilelim. Not var. Yükler arasında elektriksel kuvvet ile kütleler arasında kütle çekim kuvveti arasındaki benzerlikler ve farklılıklar vardır. Bunlara bakalım. Elektriksel kuvvet, kütle çekim kuvveti. Elektriksel kuvvet yük miktarlarının çarpımı ile doğru orantılıydı. Kütle çekimi ise kütlelerin çarpımı ile doğrudur. Aslında şuraya bir yazayım. F eşittir K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki mesafenin karesi. Burada da F elektriksel, burada da F kütle çekimi diyeyim, çekim kuvveti. G çarpı büyük M çarpı küçük M bölü aradaki mesafenin karesi şeklinde yazarsak daha anlaşılır. Evet, gördüğünüz gibi yüklerin çarpımıyla doğru orantılı, kütlelerin çarpımıyla doğru orantılı. Yükler arasındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Evet, kütleler arasındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Elektriksel kuvvet hem çekme hem de itme kuvvetidir. Evet, aynı yükler birbirini itiyordu. Zıt işaretli yükler de birbirini çekiyordu. Ama kütle çekiminde sadece çekme kuvveti vardır. Cisimler sadece birbirini çeker, birbirlerine itme kuvveti uygulanmaz. Temas gerektirmeyen kuvvettir. Kütle çekimi de temas gerektirmiyor. Yani yükler birbirine temas etmeden birbirlerinin çekim alanına girdiklerinde birbirine bir itme veya çekme kuvveti uygulanır. Yine kütlelerde birbirine temas etmeden birbirine bir çekme kuvveti uygular. Menzili sonsuzdur, menzili sonsuzdur. Yani iki kütle arasındaki uzaklık ne kadar olursa olsun birbirine bir çekme kuvveti uygularlar. Ama çok küçük bir kuvvet olduğu için, aradaki mesafe çok büyük olduğu için ve karesiyle de ters orantılı olduğu için çok küçük ve hissedilmez. Yani aradaki mesafe çok olursa hissedilmez. Orantılı uzaklıklar düşünüldüğünde kütle çekim kuvvetinden daha büyüktür. Evet, bunu dört temel doğayı anlatırken de söylemiştim. Elektriksel kuvvet kütle çekim kuvvetinden daha büyüktür. Doğadaki en zayıf kuvvet kütle çekim kuvvetiydi. Doğadaki ikinci en büyük kuvvet ise elektriksel kuvvetti. Bunu söylemiştim. Yine de hatırladık. Peki, burada bir soru var. Hemen bakalım. Elektriksel kuvvet ile kütle çekim kuvveti için özelliklerden hangileri ortaktır demiş. Temas gerektirmeyen kuvvetlerdir. Doğrudur. Her ikisi de temas gerektirmiyor. Hem itme hem de çekme kuvvetidir. Hayır, kütle çekim kuvveti sadece çekmedir. Elektriksel kuvvet itme ve çekme şeklindeydi. Uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Bu her ikisi için de ortaktır. Dolayısıyla cevap 1-3 olacaktır. Kütle çekim kuvveti ile elektriksel kuvvetin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Elektrik yüklerini etki etmeleri, ama kütle çekim kuvveti sadece kütleleri olan her madde birbirini etki ediyordu. Ama elektriksel kuvvet elektrikle yüklü olmadığı sürece birbirine elektriksel kuvvet etki etmez. Dolayısıyla yanlış. Kütleleri etki etmeleri, hayır. Hem itme hem çekme kuvvet uygulamaları, hayır. Ama her ikisinin menzili sonsuz büyüklükteydi. Ortak olan buydu. Doğadaki dört kuvvete göre düşündüğünde büyüklükleri elektriksel kuvvet kütle çekim kuvvetinden çok daha büyüktü. Dolayısıyla cevap Diyarbakır olacak. İkisinin de menzilleri sonsuzdu.